Gündemimiz 23 Haziran seçimleri ve konuğumuz Necdet Gökçener, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş buldum Hakan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı Türkiye akşamlar. Çok hızlı değişiyor. Sizle kısa bir süre önce sanki burada buluşmuştuk. Evet, evet. İki ayı biraz geçti. 25 Mart'ta İki o. İki ay mı olmuş kısa dediğin? Evet. Yani ama o iki ay içinde o kadar çok şey oldu, evet, ki bizim de söyleşimizde hatırlarsanız önce bambaşka konulardan girmiştik. Bir kere siz var mısınız yok musunuz onları konuşmuştuk. Evet, dokunabilir miyim İlk demiştim. Dokunabilir miyim demiştim. Hakikaten ama şimdi sizin varlığınız kanıtlandı. Hatta şimdi sizin aldığınız oylar, o 103.300 mü? O oylar o kadar stratejik bir noktaya geldi ki şimdi varlığınızdan artık kuşku duymamaya başladık. Şimdi size soracağımı düşünürken ne sormamam gerektiğini baştan yazdım kafama. O da şu, size sıkça sorulan bir soru ve sizi de anladığım kadarıyla biraz kıran bir soru. Seçimlere niye giriyorsunuz sorusu oluyor. Yani, çünkü böyle iki büyük aday sivrilince ötekiler niye var ki oluyor. Siz nasıl düşünerek, neleri değerlendirerek bu seçimlerde adaylığınızı koydunuz ya da partiniz sizin adaylığınızı ileri sürdü? Yani bu seçimlere niye giriyorsunuz ya da adaylığınızı niye koydunuz ya da genel merkeze niye aday çıkardınız, bizim partiye sorulacak bir soru değil. Hı hı. Başka partiye de sormam. Ben sormam, nezaketsizlik addederim. Evet. Ama bu dönemde böyle hiç daha evvelki seçimde yaşamadığım bir şey yaşıyorum. Mesela iftirayı gördük, yalanı gördük. Ama niye giriyorsun? Yani sen niye varsın diye soruyor. Önce yoktuk, şimdi var olduğunu, niye varsın? Varım kardeşim, yani affedersin, sizden izin mi alacağım? Bu ne biçim nezaketsizlik? Ben bunu soran herkese söylüyorum. Sizi tensih ediyorum. Siz konuyu açmak için soruyorsunuz. Efendim, duymayanlara bir daha şöyle anlatalım. Lütfen. Biz Saadet Partisi, önce Refah Partisi, ondan önce Fazilet Partisi, ta nizama kadar giderseniz ortak olan şunu göreceksiniz. Biz Konjonktür Partisi değiliz. Konjonktür Partisi de bu dönemde literatüre girdi. Galiba şu demek oluyor. Duruma göre idare eden parti. İcabında çekilen, icabında giren, adayını çeken. Bu da bir tarz olabilir. Seçmenlerimiz bunu değerlendirir. Ancak Saadet Partisi bu geldiği gelenek dolayısıyla herhangi bir konjonktüre göre belirleme yapan bir parti değil. Biz partiyi kurmuşuz iktidar olmak için. İktidar olmak için seçime girmek lazım. Seçime girmek, aday çıkarmak. Gayet doğal. Efendim, siz az alırsınız. Biz onun peşinde değiliz ki. Bakın, bizim az dediğiniz oy nereye geldi görüyor musunuz? Evet. Yani demin söylediğiniz şey işte böyle bir şey. Biz her zaman bu duruma geldik. Koalisyon kurular kurulamadı. Bizim oylarımıza ihtiyaç oldu. Ve çok şükür çok güzel koalisyonlarla çok hayırlı hizmetler yaptık. Dolayısıyla ben bu soruyu bu şekilde değerlendiriyorum. Sorulmaması gereken, soranları biraz nazik olun diye ikaz etmemi gerektiren bir durumdur. Hı hı. Ben kendilerine bir empati yapıp düşünsünler. Siz niye seçime giriyorsunuz kardeşim desem ne düşünürler? Biz büyük partiyiz. Ne münasebet? Büyüklüğü küçüklüğü kim ölçüyor? Neye göre ölçülüyor? Yani buralarda bir zihni şey var. Açıklanması gereken bir şey var. Büyüklük küçüklük, bence şimdi biz oyu az alırız, öbürü çok alır. Ama ben aziz hemşerilerine şunu rica ediyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Oyu boş ver. Sen beni nasıl yöneteceksin? Oy vermeyi düşündüğünüz adaya bunu sorun. Onlara akıl öğretmek için demiyorum. Gündemden sıyrılıp yukarıdan bir resme bakalım. Şimdi o bana bunu dedi. O ona çok sert çıktı. Ondan ona tokat gibi cevap. Ne oluyor? Kickbox mu yapıyorsun? Hep o sert söylemler. Nedir değil mi? Bu yani? O da şimdi kendi taraftar oraya bir cevap verince kendi vermiş gibi rahatlıyor. Halbuki devasa sorunlarımız var Hakan Bey. Devasa. Yani aslında İstanbul'un, ülkenin, biz şimdi oraya bakmayalım diye mi yapılıyor acaba bu diye merak ediyorum. Onun için biz o telaştan çıkıp asıl gündeme gelmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla birisi şöyle demiş, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmüyorum kardeşim. Söyleyene git söyle. Ben şimdi neyle meşgulüm? Bağcılar'da 14.500 tane başkan olacağım ben inşallah. Aziz hemşehrilerin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla. 14.500 tane bina tespit edilmiş. Uluslararası sertifikalı bir Japon kuruluşu bir etüt yapmış 99 Eylül depreminden sonra. 14.500 binanın 7.300 tanesi hasarlı, riskli ve yıkılması gerekiyor. İçinde insan oturuyor. Gelin bunu konuşalım. Bana öyle dedim. Böyle. Süresi bitmek üzere olan imar barışında bununla birlikte konuşulabilir. Yani hepsi, yani İstanbul'un sorunu. Tabii İstanbul'u konuşalım. Biz burada yaşıyoruz. Oradaki insanlar bizim kardeşlerimiz. Böyle ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı. Biz burada kendimizi anlatacağız. Çünkü ben bu şeye girmek istemiyorum açıkçası. O bana bunu dedi, şu şunu dedi filan.
Oradan bir şey çıkmıyor. Ben orada onunla meşgul olurken tezimi anlatmakta. Ben şunu anlatayım sizin vasıtasınızdan. Bir medya blokajı da var biliyorsunuz. İnşallah yavaş yavaş açılır. Biz çıkalım ortaya, anlatalım ve aynı şeyleri sorsun herkes adayına. Bana böyle ütopik, efendim, romantik şeyler söyleme kardeşim. Sevgi, hepimiz birbirimizi seviyoruz ama sen ne diyorsun? Beni nasıl yöneteceksin? Bunu söyle. Vatandaşlarımız da desin ki, aziz seçmenlerimiz, ben şu arkadaşın tezine aklım yattı, bunu seçeceğim desin. Bu halk iradesi böyle çıkar. Birisini yok sayarak, var saydıktan sonra medyayı önüne kilitleyerek, ondan sonra söylemediğini söyleyerek, yapmadı, ittifakları yaptı diyerek bir yere varılmaz ki. O zaman burada bir adım daha ileri gidelim izninizle. Şimdi şimdi ve özellikle bir önceki seçimlerde oluşan ortamda resmen ya da fiilen şu ya da bu şekilde muhalefet arasında etkileşim vardı, işbirliği vardı. Dolayısıyla iktidara karşı siz de bir muhalefet gücü olarak ortaya çıktığınız için CHP ile bazı ortak noktalar sanki daha fazla vurgulanıyordu. Şimdi siz son dönemde bakıyorum, deminki bu sevgi sözcüğünü de bir başka bağlamda kullanmıştınız. Kendinizi diğer adaylardan ayırırken İmamoğlu ile ilgili oldukça eleştirel şeyler söylüyorsunuz. Yani şu işareti yapıyor, kalp işaretini yapıyor. İşte sevgi pıtırcığı lafını kullandınız. Bazı adaylar parlatılıyor vesaire, bu türden şeyler. Biraz sert bir eleştiri olmuyor mu bu Ekrem İmamoğlu'na karşı? Şimdi iktidara muhalefet yapılır. Siyaset tekniği budur. İktidardaki varsa evet, ona muhalefet edilir. Ve ya da şu anda iktidarda belediye başkanı da yok. Yani çünkü o görevden istifa ettirildi. O da bir başka şey. Onun yerine geçici birisi geldi. Şimdi vali yardımcısıyla idare ediliyor. Seçim bitinceye kadar. Şimdi tabii ki bu teknik olarak doğru iktidarla. Çünkü işi yapan o. Bak sen bizi yanlış yaptın. Bir otobüs yanlış gidiyorsa arkadaki 40 bin numarada oturan insana sormazlar. Şoföre derler. Nasıl gidiyorsun kardeşim? İktidarda o çünkü. O kullanıyor. Ama burada muhalefetin öbür kanatları, öbür partilerle sizin söylemleriniz bir araya geldiği zaman bazı yerlerde çakışıyorsa siz onlarla her görüşte berabersiniz diye algılamamak lazım. Herkes kimliğini net ortaya koymalı. O bu şeyde son dönemde geliştirilen seçim ittifaklarında zaten böyle bir şey olsaydı yapılırdı. Fakat biz bunu yapmadık. Ben diyorum ki yani şimdi burada siz bu biraz evvel bahsettiğiniz şeylerin sebebi şu. Kesinlikle şahsıyla bir şeyim yok. Hepsi benim kardeşim. Ben oluşulan havaya karşı diyorum ki kardeşim biz bir Saadet Partisi'yiz. Bizim umdelerimiz var. Biz bunları söylüyoruz. Siz kendi kendinize efendim bu oraya değil de buraya yamanıyor. Bizi illa bir yere yamamaya çalışan bir yaklaşım var ya. Ona biraz set çekmek içindir bu söylediklerim. Anladım. Bir mesafe koymak istiyorsunuz aynı zamanda. Mesafe değil yani, ben buradayım yani, oranın şeyi değilim diyorum. Böyle bir itici bir şey var. Beni itemezler. Partimizi itemezler de. Ortada böyle bir hava estiriliyor. Yani mesela bizim iftara davet ettiğimiz başkanlar, başkan adayları hakikaten şu kutuplaşmayı kaldıralım. Millete eski özlediğimiz o masa başında oturan liderin evet, havasına bir yaklaşım yapalıma yönelik bir şeydir. Sağ olsunlar, birisi nezaket gösterdi, geldi yanımda oturdu. İki satır sohbet ettik. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Öbür adayımız da şey, Binali Bey de telgraf gönderdi. O da bir nezaket. İşi olabilir, gelemeyebilir. Çok güzel bir hava oluştu. Şimdi bunun üzerine orada ne konuştunuz? Şöyle biraz yan durdunuz. Acaba oraya mı eğiliyorsunuz? Gizli ya? Bir şeyler konuştunuz. Gizli mı? Bir şey konuştunuz. Şimdi söylemek istediğim bu. Yani biz bu işi böyle romantik cümlelerle değil. Biz yapıyoruz, öbürlerine tavsiye ediyoruz. Yapmıyorlarsa seçmenlerime diyorum ki dinleyerek karar verir. Öfkeyle karar verilmez. Mağduriyetle ve şahsa dayalı siyasi tercih olmaz. Siyaset de yapılmaz. Mağduriyet. Mağduriyetin şöyle karşılığı olmamız lazım. Mağduriyeti sağlayan gayri yasal, gayri hukuki bir karar mı çıktı? Biz bundan etkilenen bütün mağdurlara gözümüzü kapatarak evvela buna bakarız. Oo, bu haksız. Kaldırdık başımızı. Bundan meğerse mesela İktidar Partisi'nin adayı rahatsız oluyormuş. O mağdur oluyormuş. Ya da Muhalefet Partisi'nin. Ona göre bunu şey yapmayız. Karara göre bakarız. Biraz daha netleştirelim izninizle. Mesela şimdi seçildi. Ekrem Başkan, seçilmiş başkan vesaire tamam, şeyleri de yaygın. Doğru. Seçildi ve mazbatası elinden alındı. Açıklanan kararlar da pek çok insanı ikna etmiyor. Etmiyor, sizi de ikna etmiyor. Hiç kimse etmedi. Ekrem İmamoğlu mağdur oldu mu? Oldu tabii ki. Ha, şimdi burada bir incelik var. Ben diyorum ki ben seçmen olsam, siz çok mağdur oldunuz, çok üzgünüz.
ülkemizde böyle bir hukuksuz işlenmesinden gelecek nesillerimiz adından biz utanç duyuyoruz. Simsiyah bir sayfa eklediler. Ve gerekçesini de bulamıyorlar. Debelendikçe aşağı giden bir durum var. Çaldı diyor. Efendim sandık kurulu yanlış ilan edildi diyor. Başka ne vardı? Ha bir de şey var. Asıl bunu yazmasa keşke tarih. Aslında ya sandık kurulları çok yetenekli insanlardan oluşmuş esasında. Çünkü oradan seçmen gelirken gözüne bakıyor. Bu diyor şu partiye oy verebilir diyor. Bunu bile duyduk değil mi? O zaman ben buna şu şeyi vermeyeyim de pusulayı ona oy veremesin. Yani bizim partiye oy gitmesin. Ben bunları düşünüyorum. Ben rüya mı gördüm diyorum. Gerçek bunlar. Şimdi şunu söylüyorum. Bu kadar ağır, hukuksuz bir şeye dayalı, karara dayalı birisi mağdur ediliyor. Bu Ekrem Bey olabilir, ben olurum, başkası olur. Bunu teslim ettik mi? Bu da hukuksuz dedik mi? Bu gerekçelerin hiçbirisi de insanları tatmin etmedi dedi. Şimdi bu iş bitti, ne yapalım kardeşim? Şimdi yeniden bir seçim ilan etti, iktidar orada. O zaman bana oy ver. Bir dakika Ekrem Bey ya da Binali Bey. Size niye oy vereceğimi söyleyeyim bana. Mağduriyet bir oy verme sebebi değildir ki. Bir şey şöyle düşünün. Bakın ben zihni açılsın diye söyleyeyim. Kimseye muhalefet değil. Bana da aynı şey yapsınlar. Şimdi bir insan, bir seçmenimiz düşünün. Geçen sefer AKP'ye oy vermiş. Fakat bu hukuksuzluğu görünce çok sinirlenmiş. Böyle bir şey olmaz demiş. Ben bu sefer inadına Ekrem Bey'e vereceğim diye oy verilmez. Ama tabii şunu da biliyorsunuz Necdet Bey. Bak, 17 yıl boyunca iktidar mağduriyet edebiyatını çok iyi kullandı. Bunu da biliyorsunuz. Benim dediğimi teyit ediyorsunuz. O zaman peki. O zaman da hapse girdik, çıktık diye inadına Tayyip diye oy verildi. Demek ki bu bir faktör. Böyle olmaz diyorsunuz evet, ama. Evet ama işte oradan kurtulalım diye söylüyorum. Ben kimseye hak verecek değilim. Evet. Artık yok kardeşim sen mağdursun. Hakikaten senin yaran barine saralım neyse. Fakat benden oy istiyorsan şuraya otur bir konuşalım. Sen beni nasıl yöneteceksin? Tabii İstanbul'un sorunları. Bu sorunları nasıl çözeceksin? Mesela ben suyu yüzde şu kadar indiriyorum diyebilirsin. Ben de diyebilirim. Ama ben geçen seferde de size azıcık bahsettim. Yani burada biraz çok mütevazi olmayacağım. Kusura bakmasın kimse. Ben bir proje söyledim. Siz de bir şey söyleyin. Benimki yanlış olabilir. Diyorum ki barajların üzerine güneş tarlaları oluşturacağım. Koca araziler var. Kilometrelerce. Ne kadar lazımsa yapacağım hesabını koyacağım. Bu İSKİ'nin elektrik sarfiyatı nedir? Su şebekesinde, atık suda. Toplam bu kadar. Megawatt. Bu kadar megawattlık yapın. Hatta bunun iki misli yapalım. Burayı böyle yapalım. Oradan gelen elektrikle bu raybüs yapacak ya, metrobüsü yapacağım ya. O yapacağım derken yapacağız inşallah. Evet. Enaniyet olmasın. Evet. İnşallah seçim kazanırsak. Oradaki kullanılan elektriği de buradan besleyelim. Benim vatandaşım hem konforla hem de çok ucuza işinden evine gitsin. Buyurun size proje. Ben o zaman ne diyorum? Suyu indireceğiz fiyatını. Ancak nasıl yapacağımı da söylüyorum. Mesela şöyle bir şey söylersem ben kendi kendime ters düşerim. Ben İstanbul'da çok işsizlik sorunu var. Biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde maalesef işsizlik tavan yapmış durumda. Ben işsizliğe 250 bin istihdam oluşturacağım. Dilin kemiğim var. Benden de 300 o zaman. Buna bir şey söylemek lazım. İnsanları böyle biliyorsunuz bir zaman bir hanım başbakan iki anahtar sallayarak seçim kazanmıştı. Ben aziz hemşerilerime diyorum ki artık böyle yaklaşmayalım işe. Bu bizim hepimizin geleceğiyle ilgili bir şey. Küçücük bir çek verecek bir adam size mal alacak. 10 tane bankadan referans soruyorsunuz. Öder mi ödemez mi diye. Ne olacak? Gidecek para 5 lira 10 lira. 5 senemiz gidiyor, 17 senemiz gidiyor. Aman çok dikkat etsinler. Peki siz ben de... sadece bak dikkat etsin. Bana oy versin demiyorum. Evet. Daha oraya gelmedik. Eğer projelerin mevzu bana oy verin. Ben başkan olayım. Adil düzeni İstanbul Belediyesi'ne kuralım. Adaletli. Bizim yeni şeyimiz ne biliyor musun? Lansmanındaki kullandığımız geçen sefer dürüst başkandı. Dürüst başkan şimdi söylediğimiz ana sloganın bir altı çünkü dürüst başkan olmadan da bu dediğim olmaz. Ne biliyor musunuz? İhtiyacımız var. Herkes diyor neye ihtiyacımız var? Biz bunun bilimsel analizini yaptık. Ankara'da güzel bir ekibimiz var. Biz şeylerle, anketlerle böyle ya şöyle bir laf bulalım değil. Temeli var. Ne çıkıyor biliyor musunuz? İnsanlar huzur istiyorlar. Huzura ihtiyacımız var diyorlar. Enteresan değil mi? Halbuki şimdi parası yok, para istemesi lazım. Ya para da huzur getirmiyor demek ki. Parası olan da huzursuz. Parası olmayan zaten huzursuz. Biz huzur istiyoruz. Huzur olması için kutuplaştırma olmaması lazım. Ben sizden yolda karşılaştığım zaman görüşlerimiz ters bile olsa bir nezaket, merhaba Hakan Bey nasılsınız demem lazım. İnsanlar o yemekteki tavırlara bakıyorum da nasıl geldi, ne dedi, ne konuştuk ya. Nasıl geldik buraya ben anlamıyorum ya. Eskiden böyle değildi. O YouTube'da var ya Erbakan Hoca falan oturuyorlar konuşuyorlar. Gayet nezaket içerisinde.
Evet. Efendim onlar hep birbirlerine aynı şeyi söylüyor değiller ki, onların da görüşleri farklıydı ama bir ortak yol bulunuyordu. Vatandaşımıza seyrediyordu. Şimdi o şeyi yakalamak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hem bendeniz hem partimiz. Evet. İkincisi özgürlük olacak, adalet olacak. Neye ihtiyacımız? Adalete ihtiyacımız var. Kim bugün herhangi bir zaman bu memlekette gerçekten adalet var mı diye soralım. Şu yoldan geçen iktidar yanlısı en ağır bir şekilde olan bir vatandaşımız da dahil. Yani samimiyetle söyleyebilir ve yoksa buna ihtiyacımız var. Adalet öyle bir şey ki Hakan Bey, hep buna benzetiyorum. Atmosferdeki oksijen gibi. Eksikliği böyle bunaltır. Nefes alamaz. Herkes. Farkına varmaz niye geriliyorum ben de. Özgürlükler. Özgürlük deyince bir de şunu da açıklamak lazım. Adalet evrensel bir kavram. Size yapılan bir adaletsizlikten ben rahatsız olmalıyım. Şimdi baktım bir adaletsizlik var. Aa, bizim Hakan'mış. Ya o bilmem hangi partiden, boşver. Evet. Ya da benim başıma bir iş gelmiş. Benim başörtülü kız kardeşim, evladım üniversite kapısında başını niye örtüyorsun kızım diye ikna odasını almış ağlıyor. Ya biz özgürlük tarafındayız ama bunu görmeyelim. Çifte standartlar. Bununla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Aslında mağduriyetin o dediğinizin dışında farklı bir boyutu. Sizle ilgili biraz dertleşme diyelim isterseniz. Bir de bu özgürlükler, kutuplaşma bunun sonucu olarak çok kısaca da olsa bir mağduriyet de galiba sizin cephede oğlunuz yaşadı. Sizin adaylığınızdan sonra o askerlik sonucu döndüğü işinde ne oldu? İşine başlayamadı. Aşkım. Borsa İstanbul'dan çıkarıldı. Bu sizin adaylığınızla ilgili bir şey miydi? Kısaca şimdi, da olsa rica edeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim oğlum askere gitti. 3 yıldır Borsa İstanbul'da çalışıyor. Geçen Ocak başında yapılan değerlendirme, onların kendi içinde bir performans değerlendirmesi varmış. Orada da gayet iyi bir not almış yöneticilerinden. Uzman yardımcısı olarak çalışıyor. İktisat mezunu, İstanbul İktisat'tan mezun. Saint Benoît Lisesi'ni bitirdi. İngilizcesi var, Fransızcası var. Efendim. İlişkiler gayet güzelken askerden döndüğü zaman gitti başladı, çağırmışlar, demişler ki bizim sizin hizmetinize ihtiyacımız kalmadı diye bir kağıt vermişler, tebliğ etmişler. Görevi sona ermiş. Bir kurumdur, sözleşmeye çalışan birisinin sözleşmesini feshedebilir. Onun üzerine bizim de adaylığımız olunca basında bizim ağzımızdan çıkmayan sözlerle bu süslendi etrafı. Çok da haksız olmayabilir. Ben ona bir şey demiyorum ama bana sorsanız ki mesela birisi dedi ki bu Ankara'dan gelen bir talimatla oldu. Ben bunu diyemem. Dediğim zaman siz bana nereden biliyorsun derseniz bir şey göstermem lazım. Öyle bir şey yok bende. Ne telefon dinledim, ne birisinin arkasından dolaştım. Ya da benim adaylığıyla ilgilidir. Onu da ispatlayamam. İspatlayacağım tek şey şudur. Benim oğlum 3 yıl çalıştı Borsa İstanbul'dan. Asker dönüşünde geldiği gün bir tebliğle görevinden alındı. Bu kadar. Kesin olan bu. Üst tarafını herkes kendisi yorumlayabilir. Peki herkes kendisi. O, bir başka konu daha. Anladığım kadarıyla siz ne dersiniz deyin ciddi bir baskı altındasınız. Bu adaylığınızla, mücadelenizle belki eski aynı partide yer aldığınız, aynı hareket içinde yer aldığınız kesimlerden belki daha çok. Bize de şimdi bir soru gelmiş Facebook üzerinden. Hani gerekirse adaylıktan çekinecektiniz vesaire türden şeyler var. Ama ben daha çok şeyle ilgileniyorum. Bir, şimdi uygun bir kavram bulamayabilirim ama bir garip bir kemik edebiyatı, kemik sızlama edebiyatı gidiyor. Yani siz aday oldunuz ve birileri Erbakan'ın kemiklerinin sızladığını durmadan söyleyip duruyor. Hatta sizin rahmetli babanızın değil mi? Onun kemiklerini de sızlatıyormuş. Nedir bu sizin adaylığınızla kemik sızlama konusu ve bunu nasıl bir ölçüm sonucu ortaya çıkarıyorlar? Vallahi kimler yani bunu yapıyor? 31 Mart'tan evvel bir sürü şaşıracak şeyler yaşıyorduk ama onlar şimdi rahmet okuyoruz. Ondan sonraki dönemde çok acayip bir şeye girdik. Özellikle benim şahsım üzerinde ve partimiz üzerinde. Daha zorlaştı mı? Tabii, yok şartlar. Zorlaşma dedim. Ben zor değilim. Ben araziyim. Elhamdülillah vatandaşlarımla, seçmenlerimle bir aradayız. Ancak bu duyduğum şeyler Türkiye'deki siyaset seviyesi açısından beni çok rahatsız ediyor. Yoksa ben bundan etkileniyor değilim. Ben böyle iki tane lafla hadi bana filan deseydim zaten başlangıçta çıkıp da ben hazırım demezdim. Biz şunu anlamıyorlar yani konjonktür partisi diyoruz ya. Anlamıyor dediğim insanların bir kısmı beraber olduğumuz insanlar. Bunlardan geliyor teklif. Efendim inananların birliğini bozuyormuşum ben. Ne kadar suç işlemişiz biz meğerse ya geçen seçimde ve bu seçimde aday olmakla. Yani buradan çekilirsek inananları kurtarır. Karşıda işte inanan, inanmayı nasıl ölçüyorsun? Bir inanç makinesi mi var? İnananlar ölçüyor. İnanan bu tarafa geç.
Böyle şeyler. Ama o tür açıklamalar oldu biliyorsunuz. Yani seçmen sandıkların başında bazılarının yüz ifadesinden işte AKP'ye oy verecek. Sandık kurulu başkanını yanlış evet. yapıyor. Doğru seçmiyor. Evet. Adam ne kadar maharetli. Bir bakıyor gözünden. Anında anlıyor. Seni. Şimdi hakikaten komik şeyler. Şimdi efendim bu kemik edebiyatı şuradan kaynaklanıyor. Biz de mesela çok hayırsız bir evlat babasının yolundan gitmezse diyelim babası işte daha mazbut bir hayat yaşıyordu. Bu biraz haşarı. Ya annenin babanın kemiklerini sızlatıyorsun oğlum doğru yola filan. Bu bir deyim. Şimdi bize gelirsen siyasi yüz düşümü şu. Efendim Erbakan Hoca gerçekten milli görüşçüymüş. Biz milli görüşçü çok değilmişiz. Nereden belli? Seçime girmişiz. Seçime girdiğimiz için çok milli görüşçü Erbakan Hoca değilmişiz. Seçime girmekle inananların lehine bu seçimden çekinmemekle Erbakan yani Binali Yıldırım demek istiyor herhalde. İnanan kimse bilmiyor. Evet. Onların metre ellerinde kim inanıyor ölçülerinde. Ben de kendimi ölçtürmek istiyorum. Evet. Ondan sonra kemik sızlıyor orada. Erbak Hoca kemik. Geçen de bir tweet okudular bana. Hatta mesaj mıydı? Aile çevresinden Ankara'dan. Tanıyamadım ben isminden ama galiba bizi tanıyan birisi. Necdet abi biz Necati amcayı çok tanır severdik. Böyle muhterem bir adam ben görmedim. Sen de onun oğlusun. Çok şaşırıyorum. Nasıl o teröristlerle bir arada duruyorsun gibi böyle bir şey. Necati amcanın kemikleri sızlıyor. Orada bir kemik var. Babamın da rahmetlinin kemikleri Allah rahmetiyle muamelesi Mekke'de. Çünkü hac etmek için oraya gitmişti. Orada vefat etti. Biz gittik. Orada defnettik. Geldik. Şimdi burada hocanın kemikleri sızlıyor. Orada ölçümler bayağı uzak mesafede de ya, şey yapıyor. Enteresan. Aslında şey trajikomik. Gerçekten böyle. Yani evet, biraz kendimize gelelim diyorum. Ama ben bütün buralardan sıyrılıp, bu laflardan sıyrılıp çok ciddi bir iş yapacağız. Hakikaten çok önemli bir dönüm noktasında Türkiye, belediyeden bahsetmiyorum. Yani bu artık belediye seçiminin çok üstüne çıkan bir hale geldi. Evet. Biz belediyeye çekeceğiz bunu. Gene projelerimizi anlatacağız. İstanbul'un dertlerini alacağız ama ben aziz hemşehrilerimden bizim akıllımızın bir takım paradokslarla yanıltılmasına izin vermeyecek bir seçim yapalım diyorum. Necdet Bey seni çok sevdim kardeşim. Güzel de şeyler anlatıyorsun ama ben sana şu bakımdan oy vermeyeceğim. Söylediğin bakımı düşün yani neden vermeyeceksin. Direkt sen Saadet Partisi'nin biz Saadet Partisi'ne hiç oy vermeyiz. Ya da biz kardeşim ne dersen de anadan babadan sülaleden CHP'liyiz. Bir de böyle bir şey var. Evet. Ben reisten başka adam tanımam. Evet. Böyle yapmayalım diyorum. Abicim şimdi bir dakika hepimiz çok yorgunuz. Reisi sevin, CHP'li olun, Necdet de sevin. Gelin bir oturalım. Bizim derdimiz ne? İşte onun için bu ihtiyacımız var sloganı buradan çıkıyor. Bizim neye ihtiyacımız var esas? Teşhisi doğru yaparsak tedavi buluruz. Bak bizim adalete ihtiyacımız var. Refaha ihtiyacımız var. Özgürlüklere ihtiyacımız var. Ve bunların hepsine şu kelime hem fonetik olarak hem anlam olarak çok hoş geldi bana. Yapan arkadaşlardan sağ olsunlar. Huzur. Huzur deyince böyle insan böyle bir yayılıyor değil mi? Yani kelime çok hoş bulmuşlar. Huzur, önce ben buna saadet diyordum. Bu onun bir şeyi. Öbür anlatım şekli. Bu ihtiyaçlarımızı söyleyelim. Sonra bunları tamamlayalım. Şimdi bunu hiç görmüyorum. Ben sana şunu dedim. Onun kemiği buraya gitti deyince bu gölgede kalıyor. Evet. Allah muhafaza. Seçimden sonra da hala bu iş devam ederse biz yanlış yaptığımızın farkına vardığımızda iş çok geç olur. Evet. Aslında siz Twitter'ı da çok sık olmasa da ustaca kullanıyorsunuz. O şeyle ilgili de hatırlıyorum. Bu suçlamalarla ilgili siz çuval geçirme olayını hatırladınız ve orada ne notası müzik notası bu diyenler şimdi bize bugün bunları diyor diyerek yine bizim herhalde Erbakan Hoca'dan bildiğimiz o hadi oradanı bitirerek şimdi, söyleyerek şey yaptınız. Erbakan'dan bahsediliyor ya ben evet. Erbakan'dan bahsetmedim onun bir sloganıyla onun bir onu sloganı. Hatırlatmak zaten istedim. Onu duyunca yaşı müsait olanlar yani gençler, anlıyor. Gençler belki anlamadı ama onu yaşı müsait bilir biliyorsun mecliste. Evet. Hocamın tenkitleri bile kırıcı değildi. Hadi oradan yani çok kötü bir şey değil aslında. Evet. Bu fikri yani beğenmedim bir... demek yani. Şimdi bir iki şey iktidar partisinin adayıyla ilgili geçenlerde Fox TV'ye çıktı. Siz de yarın çıkacaksınız. İnşallah. İzleyeceğiz. Şimdi geçenlerde orada birkaç farklı soruya cevap verdi. Genellikle bildiği soruları kendisine iletiliyor. Ve orada neden çaldılar dediniz sorusu ya da neden seçimler daha devam ederken sayın belli olmadan neden kazandığınızı 3000 oy farklı söylediniz vesaire gibi şeylerde ilginç cevaplar verdi. Böyle demem gerekiyordu. Hataysa üstlenirim türünden bir takım çelişkili cevaplar verdi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz Binali Bey'in bu cevaplarını, bu tavrını? Erkan Bey,
Hiç yorulmamasam olmaz mı? Öyle yapalım isterseniz. Çünkü öyle demin başlangıçta dedi ki, peki, sen bana bunu dedin, sen bana oradan çıkalım. Olabilir, peki, öyle demiş olabilir. Yani ben şunu söyleyebilirdim belki, evet, fazla söyleseydim. Ya çalmak kelimesinin hatırladığıma göre halk dili olduğu için söyledim denmiş. Ben de dedim ki ya çalmak kelimesini bir de entelektüel dildeki aradım bulamadım, öyle söyledim. Hepsine çalmak yazıyor. Yani bu kadar söyleyelim. Onca oralara ben çok şey diyeyim. Yine de bir şeyler dediniz. Buradan bir yere giden öbür mü konuyu kaybediyoruz Hakan Bey. Peki. Bir şey daha soracağım size. Türkiye İttifakı. Ondan sonra demiri soğutmak, kızgın demiri soğutmak derken bir de üzerine bir Samsun fotoğrafı çıktı. Geminin içinde değil ama geminin önünde, belki de uzaklaşan geminin, bilmiyorum. 8 erkek duruyor. Hepsi koyu giysili. Bu arada 7'si siyah. Sizin lideriniz galiba lacivert biraz daha açık duruyordu. Öyle mi? Bunlar ve evet, dikkat edin o şeye. Ama orada yine siyah mı olması lazım? Bilmem, belki de. İktidar yani şeylerinden tutarak değişik çevrelerde bir Türkiye ittifakı oluşur mu acaba söylemi. Sizin buna yaklaşımınız nedir? Türkiye İttifakı'nı siz nasıl anladınız ya da bu demirin nasıl soğutulduğu üzerine görüşünüz yani nedir? Milletimizin birliği, beraberliği üzerine başka bir terminolojiyle isim yazmak başka çağrışımlar doğurabilir, tartışmaya sebep olabilir. Ben buna itiraz ettiğinden söylemiyorum. Biz diyoruz ki milletimizin birliği ve beraberliği. Kimle beraber? Burada yaşayan herkesle. Daha kavrayıcı bir şey. Yani onlar sonradan icat edilmiş şey olduğu için çeşitli çevrelerde ben anlıyorum ne demek istediğini, ama yani tamam bir arada olalım fakat muhtelif yorumlara yapılabilir. Ama bizim milletimiz bir ve bütündür. Hiçbir kutuplaşmaya cevap vermez. Vermeyecektir. Vermiş gibi gözüküyor ama tutmayacak. İnşallah bu manada partimizin ve acizane benim başkan aday olarak şu seçim süreçlerinde bu işe bir nebze katkım olduysa ben başkan olmadan başkanlığın lezzetini hissediyor olacağım inşallah. Hele ondan sonra hizmetlerimizle bu insanlarımıza hep beraber kardeşçe, bunu herkes söyleyebilir fakat biz bir de şöyle bir geçmişimiz var. Hadi Erbakan'dan herkes bahsediyor, bir de ben bahsedeyim çünkü talebesi olarak en çok benim aklım olması lazım. Buyurun. Galiba. Ama kemik sızlatmayacağım yani. Şimdi o ölçümler bizde değil, onu yarın göreceğiz, söyleyecekler o ölçümleri yapanlar. Şimdi onun söylediği umdelerden birisi, yani o dönemde yapılan, şöyle söyleyeyim, biz Refah Yolu'da çok ileri gidersek gençler hatırlamayabilirler, hemen 96'lara gidelim. Çok güzel bir mekanizmayla, çok zor yapılması ama çok kolay anlaşılabilir mekanizmayla bizim giden paralarımızın önünü çevirdi, getirdi, dedi ki arkadaş bu para boşa gidiyor. Havuzun dibinde bir delik olsa, boşa gitse gidip kapatmaz mısınız? Bahçeye çevirirsiniz, o da domates yetişir. Şimdi biz bunu yaptık da ne oldu? Emekliye 3 misli zam verildi. Bu emeklinin içinde Türkler siz şu tarafa, Lazlar bu tarafa demedik. Kim varsa hepsi aldı. Herkes çok memnun. Bakın size bir şey anlatayım. Geçen sefer Erbakan Hoca'nın vefat yıl dönümüne gelmişti seçim atmosferinde bir gün. Bir gazeteci arkadaşımızla bir mülakat yaptık. Hakikaten şunu gördüm. Yani Erbakan Hoca'yı sağlığında beğensin, beğenmesin, hem de şiddetli bir şekilde eleştirmiş olsun. Geldiğimiz noktada yapılan işler sonradan daha iyi anlaşıldığı için Erbakan deyince herkesin yüzünde bir yumuşama, bir tebessüm. Geriye kalan bu işte. Hoca gitti ama bu kaldı. Çok örnek aldım bundan. Haddim olmayarak böyle bir şey yapabilirsek bu nasıl bir mazhariyet ya? Size en çok tenkit eden bile abi çok mu? Şimdi herkese bunu bir mesaj olarak söyleyeyim. Yaptığımız işlerden sonra arkamızdan ne diyeceklere çok dikkat edelim. O dönem isterseniz izninizle gazeteci olarak da ben şunu hatırlatayım. O dönem biz çok muhalefet ederdik o dönemde pek çoklarını, ama bugün biraz da bugüne bakarak bazen haksızlık bile etmişiz gibi geliyor. Evet, işte Demirel, Ecevit, Erbakan, evet, Türkeş vesaire otururlardı. Tabii. Ve bir arada konuşurlardı. Evet. Eleştiriler karşısında gülerlerdi. Bunlar hakkında şakalar olurdu, hoca karikatürler. Bunlar hep olurdu. İnşallah o seviyeye yakalayacağız. Şimdi, doğru şeyi bulacağız. Yani, bulacağız. Okurlardan soruların dışında görüş de geliyor. Bir tanesi Serin Evmezoğlu demiş ki şahane hareket demiş sizle ilgili ama yorumlu. Saadet seçmeni asla sol bir partiye oy vermez de aday çıkmazsa oylar yine malum partiye kaçardı. Varsın Saadet seçime girsin, böyle bir yorum. Şimdi ben size geçen sefer şöyle bitirelim isterseniz, süremiz doluyor. Kazanacağım dediniz. Ben size kazanacak mısınız ya da kaç oy olacaksınız falan demedim. Şimdi bugün
Binali Bey'in oyları artacak mı, azalacak mı, yükseliyor mu, bunları konuşuyoruz. Ekrem Bey'in oyları öyle mi oluyor, böyle mi oluyor, bunları konuşuyoruz. Kazanmanın vesairenin ötesinde sizin aldığınız oylar 103.300. O zaman küçük gibi görünen, şu anda önemi ortaya çıkan bu rakam, şu ya da bu şekilde değerlendirilerle seçmeniniz sandık başına gittiğinde bu rakam acaba yükselir mi, düşer mi konusundaki bir tahmininizi alarak izninizle vallahi bitirin. Benim bunu yapacağım, hani fizik olarak bakarsak bir anket yapmış falan değilim. Partimizde var mı, yapılıyor mu bilmiyorum ya da bana ulaşmadı sonuç. Bizim yaklaşımımız şudur Hakan Beyciğim. Şimdi bir yola çıkmışız. 69 bağımsız hareketler, hocamın başlattığı hareketten çıkmışız. Bir seçimi biz bir istasyon kabul ediyoruz. Bu istasyon galiba zaferimiz diyoruz. %1,5 oy alıyoruz. Aa, burası değilmiş diyor. Aynı gayretle çalışıyoruz. Bu da değilmiş. Bu da değilmiş. Peki siz hayal mi taşlıyorsunuz? Hayır. Bu bir gün mutlaka son istasyona varacak inancıyla gidiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki seçimde ben son istasyonmuş gibi, yani bizim iktidarımızın istasyonuymuş gibi çalışıyoruz. Hele benden başka bizim hanım kollarımız, teşkilatlarımız bir görseniz, hiç yani 4 milyon oy alan öbür partilerde belki bu heyecan yok. 103 bin oy almışız. İşte Saadet Partisi'nin biraz yani şey oluyor ama Saadet Partisi anlatımı gibi oldu. Ama ne yapalım ki, bunu söylememiz lazım. Bu ruhu anlamak lazım. Bu ruh, yani böyle ruhtaki bir partiye sen bu seçime niye girdin sormayı ben çok kendime yapılmış bir ayıp olarak telakki ediyorum. Evet, onunla başladık, onunla bitiriyorsunuz ama ben son bir şey daha diyeyim. Siz gayet iyimser bitiriyorsunuz. Huzurdan demin bahsettiniz ama bir huzursuzluk beni dürtüyor son bir soru size sormam için. Bu seçimin olacağından emin misiniz? Son anda şu ya da bu gerekçeyle iç ya da dış iptal olma ihtimali var mı? Yani ben zannetmiyorum. Siz 7 Kasım, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki seçimdeki olanlardan bahsediyoruz ama yok, yani öyle bir şey millet de şey görmez. Aynı etkiyi yapmaz. Bu seçimler olacak inşallah. Ve biz Saadet Partisi olarak kazanacağız şevki ve azmiyle çalışıyoruz. Ben bütün öteki adaylara da çalışmalarında başarılar diliyorum. Aziz hemşerilerime oy vermenin çok ciddi bir iş olduğunu, bu sefer de buna vereyim, hadi bugün de şöyle olsun canım diyecek basit bir iş olmadığını, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini oyladığımızı hatırlatarak. Peki. Onlar zaten biliyorlar ama haddim olmayarak bir kere daha hatırlatarak söylüyorum. Burada oy vermeyecekleri aday ben olabilirim. Başkası olur ama yeter ki, bizim Temel Bey'in bir sorusu vardı. Cevabı vardı. Şimdi birden o aklıma geldi. Referandumda evet mi hayır vardı ya, hangisi? 2010 mu? 16'da galiba. Şimdi siz diyor evet mi diyeceksiniz, parti var, hayır mı? O diyor ki, buna diyor, düşünerek mi cevap vereyim diyor. Düşünerek cevap versem hayır. Ama şey olursa diye böyle bir benzetme yapmıştı. Evet. Düşünerek yapalım. Evet. Düşünerek yapalım, kendimiz düşünüyoruz. Çünkü kimseyi değil, bak geldiğimiz noktadan şikayet ediyorsak kendi verdiğimiz oylarla oldu bu iş. Aman peki, dikkat edin, bütün seçmenlerime söylüyorum. Peki. Hepsine hayırlı Ramazanlar, hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar. Size de bizi... Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Necdet Gökçin Ardı konuğumuz, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Yeni programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.